merhaba dostlar arkadaşlar yeni videolar yeniden karşınızdayız Rusya Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor ve onunla ilgili bu artık dördüncü bölümümüz olacak spor dışı olarak yayınladığımız bu videolarda gördüğümüz kadarıyla izlenmeler geliyor gördüğümüz kadarıyla etkiniz var Tabii ki yorumlar eksik geliyor. Biraz yorumlarda daha fazla etkili olursanız sorularınız, yorumlarınız varsa yazarsanız seviniriz. Ee, ama yine de izlenmeler iyi bir şekilde devam ediyor. Bir de e, tabii ki bütün dünyanın konuştuğu olaylar var. Şu andaki gündem durumu bu. İşte spor dışı olarak yapmaya çalıştığımız videoları devam ettireceğiz daha geç başlamayı düşünüyorduk ama mecburen bu savaşla birlikte erken başladık ve devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla en bilgilendirmek, en ufkunuzu açmak açısıyla en biraz daha gerçekleri elimizden geldiği kadar bizim bildiğimiz gerçekleri tabii ki asıl gerçekler nedir herkese göre değişebilir. Herkes gerçeklerini kendi bulabilir. Ama bize göre yorumlamaya çalışacağız. Ve size anlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar hem ufkunuzu açmak amacıyla hem bu e, umarız ki savaşın tabii ki e, kötü şeyleri e, her zaman var. Çoğunlukla zaten kötü şeyler var. E, umarız kısa zamanda biter ama öyle bir şey gözükmüyor. Hala da gözükmüyor. Aslında işler daha da kötüye gidiyor. Neyse başlayalım. Kısaca içerikten bahsedeceğim. Yine bu videonun öncelikle son bilgilere göz atacağız. Son olayların bilgilerini göz atacağız. Tabii ki kısaca son 5. artık 6. gün gibi geçen savaş döneminde ve Son olarak bağlantıları ve kendi yorumlarımla beraber size bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ee, başlıyoruz arkadaşlar. Birkaç tane bir bilgi size aktarmaya çalışacağım. Yani bugün görüşmeler başladı. Ee, Ukrayna ve Rusya tarafı görüşmelere Pripyat'ta işte Belarusla Ukrayna arasındaki bir yerde başladı açıklandı, görüşmeler başlandığına ama sonuç olmadı, sonuçlar açıklanmadı. Değerlendirmeler olacak, sonuçlar hala olmayacak. Yani bu birinci turdu belki daha turlarla devam edecek ama çatışmalar devam ediyor. İkinci olarak biraz zaman verilip yabancı ve tabii ki kalıcı çıkmak isteyen kadınlar ve özellikle çocuklara izin verilecek. Burada Bugün zaten onlar yapıldı. Baya bir insan çıkış halinde şu anda. Ve birkaç gün daha bunlar yapılacak gibi gözüküyor. Yani yabancılar, ülkede kalan yabancılar, öğrenciler olsun. Bir sürü Türk öğrencisi de var tabii ki. Öğrenciler olsun, ister iş adamları olsun, kadınlar olsun, çocuklar olsun sırma talep edip diğer ülkelere işte Öncelikle tabii ki Polonya, Romanya, Moldova gibi ülkelere ve yabancılar kendi ülkelerine dönmeye çalışıyorlar. Sonuç itibariyle bu devam edecek. Biraz daha ateş kes demeyelim de ateşler biraz daha düşük seviyede tutulup sivillere dokunmadan bunların çıkışına izin veriliyor şu anda. Ve birkaç günde bu sürebilir. Bugün onlar yaşanıyor. Üç olarak bilgi olarak gelen şeyler nükleer silahlar hazır durumda. Yani Rusya'nın Putin'in dün verdiği talimatları emirlere göre bugün hazır duruma geldiler. Nükleer silahlar hazır duruma geldi. Bu çok büyük ifade ediyor. Çok büyük şeyler ifade ediyor ama umarım oraya kadar gelmez. Şimdilik böyle kısa keseceğim. Ama bunları dün emir verilip bugün hazır gelmesi tabii ki dünyaya karşı Avrupa'ya karşı bir cevaptır. Onlara sonradan değineceğiz. Dört olarak Belarus ve Çeçenistan Çeçenli askerler Belarus askerler ve Çeçenli askerler açık destek veriyorlar. Bazı ülkeler tabii ki diğer ülkeler Kazakistan, Azerbaycan onlar da destek verdiklerini açıklamasalar bile gizliden destek veriyorlar Rusya'ya. Yani bu savaşta ve özellikle ama Çeçen ve Belarus Belarusya savaşçıları hazır durumda bekliyorlar. Çeçenistanlılar zaten geliyorlar. Geldiler de Ukrayna içine girip yakalanlar da var. Yani destekleri Rusya'ya hazır durumda. 5 olarak e, bilgi olarak geçebileceğimiz Avrupa kısıtla, kısıtlamaları devam ediyor. Özellikle banka hesapları, SWIFT, Mift olayları bir duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama bu neyi yol açıyor? Yani Avrupa, dünya bir şekilde e, Rusya'nın hesaplarına, zenginlerin hesaplarına yapışıp Onları elde etmeye çalışıyorlar. Onları almaya çalışıyorlar. Yahtları almaya, evleri almaya. İşte son olarak Chelsea örneği var. İşte Abramovich'in Chelsea'den çıkışı başkasını devretmesini yönetimi vesaire vesaire bir sürü daha oligar sayılan insanlara bu yaptırımları yapıyorlar. Yani bu düpedüz Kanunen soygunculuk gibi bir şey oluyor. Ama tabii ki onu kimse konuşmuyor. O başka konu. Ve son olarak bilgi olarak geçebileceğimiz e, toplamda artık bir 3 milyon civarında bilgilere göre 3 milyona yakın insan Ukrayna'dan çıkmış durumda. Bazıları yabancı, bazıları yerli. E, tabii ki özellikle yerlilerden kadın ve çocuk ağırlıklı Ukrayna'dan çıkmış durumda. Yani Ukrayna boşalmayı devam ediyor ve bundan sonra günlük 1 milyon gibi çıkışlar oluyor gibi gözüküyor. Olacak da zaten. Bu kadar bilgi sun sunuyoruz size tabii ki fazla da yapabiliriz, fazla da verebiliriz. Çok daha fazla bilgi de verebiliriz. Ukrayna boşalıyor. Neden boşalıyor? tabii ki e, askeri darbe riskinden tabii ki nükleer riskten ve vesaire vesaire boşalması da normal özellikle kadınlar ve çocuklar sığınma arayıp diğer ülkelere gidiyorlar bazı erkekler de yabancılar da tabii ki orada duramayan yabancılar da çıkış arıyor çıkıyor çıkacaktır da buradan bu kadar bilgiden sonra tabii ki e, fazla değinmeye gerekmez. Bilgiler çok fazla var da e, duymuşsunuzdur bazılarını hangisi doğru hangisi doğru değil. Neyse ama yaptırımlar devam ediyor. Yani bütün Avrupa ve bütün dünya Rusya'ya karşı. Sporda da yaptırımlar başladı. Tabii ki spor dışı konuşuyoruz ama spora da değinmeden olmaz. İşte Avrupa Ligi olsun, futbol olsun. Takımlar çıkarma durumları var, milli takımlar çıkarma durumları var, o olimpiyat komitesinde de oyuncular çıkarma durumları var. Yani her yolu kullanıyorlar Rusya'yı işte böyle yaptırımlarla etkilemek için. Yani hedefleri Rusya'yı bitirmek o artık apaçık ortada. Yani hedefleri bu savaşla beraber Rusya savaşı kazansa bile bitmiş hale gelecek yani ekonomi olarak dünya şeyi olarak onu yeni Hitler, Putin'i yeni Hitler gibi göstermekle başlayıp onu bitirmeye çalışıyorlar, bütün Rusya'yı bitirmeye çalışıyorlar. Rusya diye bir şey olmasın, zayıflatarak, zayıflatarak savaşı kazansalar bile bitirme durumuna getirmeye çalışıyorlar. Bütün dünya, sadece Amerika ve Avrupa değil, aslında bütün dünya gibi gözüküyor. Tabii ki bir kaç tane Rusya taraftarı var. Onların dışında diyorum. Şimdi burada bu konuyu kapatıp bilgilendirme ve değerlendirme konusunu kapatıp yorumlara geçeceğim. Yorum olarak size iletebileceğim birkaç şey var. Onları bazılarını detaylıca, bazılarını çok daha düz olarak anlatmaya çalışacağım. Yani ilk olarak Ukrayna'yı ne olarak kullandı Batı? Hani örneklendirerek konuşmayı seviyorum, örneklendirerek konuşmaya çalışıyorum. Ukrayna şu anda bir Truva atı. Yani Rusya'ya kullanılan bir Truva atı gibi. Truva atını bilen bilir. Eski dönemlerden hala Türkiye'de olan heykeller var. Türkiye'de zaten olan bir olay. Çok eski dönemlerden Truva hatı, atı, ahil, hektor tarihten filmleri de var, şeyleri de var. Bilenler bilir. Şimdi o kadar Truva hattına değinmeyeceğim tarihten ama bu ne demek oluyor? İçine kendi insanını koyup sözde kendi insanını hediye gibi verip yani sözde al sana Ukrayna'yı tepe tepe kullan Rusya al, işgal, işgal et, al ve bu Ukrayna ile birlikte de seni bitirelim. İşte Truva hatı böyle oluyor. Truva atı. Ukrayna'yı Truva atı gibi kullanıyor. Avrupa ve dünya özellikle Amerika ve özellikle ülkelerde de demeyeyim bazı insanlar diyeyim. Kullanıp Rusya'yı bitirmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra ne oldu? Siz savaş açtınız, savaşıyorsunuz, işgal yapıyorsunuz. Alın size bu kadar, bu kadar, bu kadar kısıtlama. Şu, bu, siz böylesiniz, şöylesiniz diye bir ülkeyi bitirme operasyonuna girdiler. Bir büyük ülkeyi, dünyanın en büyük ülkesini, en büyük savaş güçlerinden birini bitirme operasyonuna geçtiler. Ama olur mu olmaz mı göreceğiz. Biraz zor. Şimdi ikinci olarak da değineceğimiz şey Rusya nükleer kullanıp dünya savaşı başlatacak mı? İşte bu Truva hattını atını onlara verirseniz ve onlar tabii ki onu alacak ve onu gösterirseniz Rusya gibi ülke Putin gibi bir adam tabii ki nükleer silah da kullanır ve 3. Dünya Savaşı'na da yol açabilir. Bazıları bunu istiyor zaten. Gizli yerlerde bazıları bunu istiyor. 3. Dünya Savaşı çıksın. Daha fazla zarar, daha fazla şey kimlere de ne başaracaksa. Tabii ki onu özellikle şimdi başlatıyorlar. Rusya'yı güçsüzlettirerek, ekonomi, finans ve bu savaşa iterek onu güçsüz duruma düşürüp sonra Ola, olası bir 3. Dünya Savaşı'nda Rusya'yı tamamen bitirmek. Amaç o. Gibi gözüküyor. Ne kadar masum insan ölecek, ne kadar kime nezara gelecek, tabii ki onlar onları düşünmüyor, onlar kendi çıkarları peşinde koşuyor. Üçüncü olarak diyeceğimiz, küresel klima altında bir e, sorun gibi yansıtıp eğer ki tabii ki Rusya nükleer silah kullanırsa küresel klimaya zarar verdi. Bunu yaptı, onu yaptı, bir sürü insan öldürdü diye bu soruna dayanıp bütün ülkeleri Rusya'ya karşı savaşa davet edecekler ve üçüncü dünya savaşı gibi gözüken şey aslında tek taraflı savaş gibi sonuçlanacak gibi gözüküyor. Amaçları bu ve bu yolda ilerliyorlar. Her taraftan da destek geliyor. Rusya'nın pek desteği yok. Ufak tefek yerlerden destek alsalar bile son olarak Çin'den destek alsalar bile Çin'in de etkisi biraz değişik. Yani amaçları bu. Bu savaşta Ulus ülkeleri bir sürünü bitirmek. Aslında Rusya'yı da yavaş yavaş bitirmek en büyük hedef bu. Yani bu savaş Rusya kazansa bile o kadar ekonomik zarar o kadar şey görecek ki artık en az bir 20 yıl toparlanamaz zaten. Kısıtlamalar da kolay kolay bitmez. Yani toparlanması imkansız hale gelir. Onu getirmeye çalışıyorlar. Onu hedefliyorlar. Tabii ki Putin bu bunların farkında bunu biliyor. Ve ne hareket yapacağı bekleniyor. Ama biliyorsunuz ki bir örnek olarak söyleyebilirim. Yaralı bir hayvan özellikle ölüme kadar giden bir hayvan her şeyi yapabilir. Kendi ev sahibini de yiyebilir. Böyle bir durum var. O yüzden çok tehlikeli oyunları oynanıyor. Bizim gibi masum insanlar da çok tehlikeye girecek gibi gözüküyor. Umarım öyle olmaz ama her tür kanıt yol onu gösteriyor. Son olarak değineceğimiz konu bir e, e, bilgi olacak, kısa bir bilgi olacak. Bunu çok e, videoda duymazsınız, e, ulusal kanallarda hiç duymazsınız, bazı kanallarda duyabilirsiniz ama çok az duyarsınız. Ama kanıt olarak size bunu sunacağım ve biraz anlamanız için destek çıkmak için anlamanıza değerlendirmeniz için öne çıkartacağım. Şimdi bazı insanlar bu olaylar bu savaştan sonra herkes zaten Putin'in belgeseli yok Rusya'nın belgeseli yok şu bunu izlemeye başladı ya da yapmaya başladı yaratmaya başladı. Ben o Putin'in belgeseli özelinde yapılan şeylerden sadece bir iki faktöre öne çıkartacağım ve size söylemeye çalışacağım anlarsınız. Tabii ki yüzde kanıtlar olmamasına rağmen sadece konuşuyoruz. İsteyen komplo teorisine de alabilir. Putin'in gelişine bakacağız. Putin ilk defa ne zaman Rusya başkanı oldu? Yeltsin gibi bir e, alkolik ve artık yaşlanmış bir lider onu önerdi 1999'da ve Putin başa geldi. Sonra tabii ki 2000'lerden sonra tek başına e, seçimlere girip kazandı ve devam ettirdi. Ama ilk olarak onu kimse bilmiyordu, kimse duymuyordu. Hala zaten fazla bilgi onun hakkında yok. Nereden çıktı, nasıl geldi kimse bilmiyor. Bir şekilde Boris Yeltsin onu önerdi. KGB'den, KGB geçmişiyle beraber tabii ki. Gelip 1999'da başkan, Rusya başkanı oldu. Rusya gibi devlete başkan oldu. Yani bu sağ sol bir şey değil. Küçük bir ülke değil. Yani konuşmaya değmez. Şimdi bakalım Sonra ne oldu? İlk atak Ukrayna'ya ne zaman oldu? 22.02.2022. Yani Ukrayna'ya ilk giriş tarihi bu. 22.02 yani 22 Şubat 2022 yılı. Şimdi bunları dikkatlice bir toplayalım. 2 artı 2 artı 2 6. Yıla bir bakalım. 2 artı 2 artı 2 6. Yan yana koyun bakalım. 66. Rakamı bilen bilir. 66. İlk müdahale Ukrayna'ya yapılan ilk müdahale 66 rakamına çıkıyor. Geliyoruz Putin'in ilk başkan olduğu tarihe. 1999. Bunu bir ters çevirin. 666. 1999'u ters çevirin. 6661. Yani bunların kimi rakamı olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Fazla konuşmaya değmez. Böyle videoyu kapatıyorum. Anlayan anlamıştır. Herkese sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Biz de sizin karşınızda önemli bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.